Selamünaleyküm hocam. Kudüs Günü hakkında bugüne özel duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? Bismillahirrahmanirrahim ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve alihi tayyibine tahirin ve sahbihin müntecebin. Kudüs günü meselesi tarihin derinliğinden gelen bir meseledir. Bu günü bizlere öğreten ve bu günün kutsiyetini ve bu günün değerini Ayetullahul Uzma Hümeyni rahmetullahi aleyhin vermiş olduğu Ramazan ayının son cuması bütün dünya Müslümanlarının, onlar ki gönülleri haktan yana ve hakikatten yana olanların kendilerine bir vecibe, bir farize olarak her yıl Ramazan ayının son cumasında bu emri yerine getirmeyi kendilerine vazife bilmişler ve biz de kendimize bunu bir vazife bilerek bize düşen vazifeyi yerine getirmek için bugün burada toplanmış bulunmaktayız. Bugün hakikaten mazlum insanların, ezilmiş insanların, zalimler tarafından kenara itilip yerleri yurtları işgal edilmiş olan bütün mazlumların günü olarak kabul edip mazluma taraf olduğumuzun ilan etmek için burada bulunmaktayız. Teşekkürler. Bugünkü yürüyüşe gelen katılımcılardan bir tanesi olarak Kudüs Günü hakkında duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? Evet, İsrail bütün Filistin topraklarını işgal ediyor ve Müslümanlar bu konuda sessiz kalmamalıdır. Bu mübarek Kudüs gününde bütün biz Müslümanlar hepimiz İsrail'in yaptığı zulmü ve haksızlıkları dünyaya duyurmak istiyoruz. Ve bu konuda bütün Müslümanlar duyarlı olmalıdır. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda bugün Almanya'nın Berlin şehrinde de her yıl geleneksel hale gelen Kudüs Günü etkinliği yapıldı. Oradaki arkadaşlardan aldığımız bilgilere göre katılımın yoğun olduğu, olaysız ve coşkulu bir şekilde devam ettiği aktarıldı. Ayrıca bu bilgileri de siz değerli 14 TV izleyicileriyle paylaşmak istedik. Aleykümselam. Bismillahirrahmanirrahim. İroraya Kudüs'e, İroraya Roki Mezine, Roya Hadet'e alabilir, Roya Müslümanlara ev kriye, temin kriye, gotiye kriye, bir roya gelen Müslüman geçti ki, verin cephe bıkırın, verin cihev, yani yek evde bıskırın, yek noktaya kide bıskırın. Ama gelen en üst Müslüman olarak, en biz anım ki değer bir roya, en kıymet bir roya, en biz anım ki en seva çıhatına vira. En gelen bir beri bir ev bıbın, Müslüman, en Müslüman, gerçekten Müslüman hem bu Hevdura alikaribin, hevdura brabin, hevdura dostbin. Xwedê Teala uz xwedê ayeta xwedê gotiye, mazlum kiyese tib tarafi mazlum adabe. Ama iri em Müslüman gele daha hişar bin, hem hatta çuvaht em nav vi zulmede yaşamış bibin. Em daha gele hem hişar bin, em vi zulmem em gele nahwazın em gele desti hevdu bigrin ali karibi ben em bir reda em bimeşin em bir reda hayta ala magistike bir reda em haşr bike ama brad zulma em zulma vi zulma düşmana bir sermada hayta ala beher em bir reda em duhazın kira bra ali kari hebe bra dostluk hebe bira xwedê Teala me giştî ki da em vî rêda em heşir bin em hevalê hevdu em kıymeta vî rê bizanin. Kudüs günü hakkında neler söylemek istersiniz? Kudüs günü Müslümanları birleştiren bir gündür. Aynı zamanda İslam toplumunun muhtaç olduğu vahdeti işaretleyen bir vurgudur. İmam Hümeyni rahmetullahi aleyh bizi Kudüs gününü anmaya davet ederek birleşme noktasını ve Müslümanların kutsiyetlerinin bir olduğu noktasında bizlere telkinler sunmuştur. Burada her milletten insan vardı, her topluluktan insanlar vardı. Bu da gösteriyor ki aslında bizim
bizim ortak değerlerimiz bizi bir araya getiriyor. Yani bu ortak değerlere sahip çıkabilir ve bu ortak değerler üzerinde mutabakat sağlayabilirsek zalimlere karşı da bir duruş sergilemiş oluruz. Keşke burada daha çok insan olmuş olsaydı ve seslerimiz daha gür çıksaydı. Zulme karşı kaldırdığımız yumruklar daha güçlü olmuş olsaydı. Ama diliyoruz ki gelecek yıllarda bu da gerçekleşmiş olur. Çünkü geçen seneye nazaran bu sene daha güzel bir birliktelik sağlandı. Bu şuura ulaşmak ümmeti Muhammed için diliyoruz. Gelen herkes için, katılımda katkı sağlayan herkes için Allah razı olsun diyoruz ve nice daha güzel Kudüsler için bir araya gelmeye ve özgür Kudüs'e yürümeye inşallah diyoruz. Amin. Allah razı olsun. Bugün Almanya'nın Frankfurt şehrinde yapılan bir Kudüs etkinliğinden 14 ekip olarak sizlere seslendik. Suçu lisanımız olduysa affola. Allah'a ısmarladık.